yemiş ve yiyormuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde pamuk gibi yumuşacık kalpte bir prenses yaşarmış. Annesi onun adını Pamuk Prenses koymuş. Ama Pamuk Prensesi biraz kötü kalpli bir üvey annesi varmış. Her gün aynaya bakar ve... Ayna ayna, söyle bakalım benden daha güzeli var mı bu dünyada? Diye sorarmış. Ayna, siz çok güzelsiniz kraliçem dermiş her seferinde. Ama Pamuk Prenses büyüyüp de güzelleşince... Bu sefer kraliçeye aynı cevabı verememiş. Kraliçe bu duruma çok kızmış. Hemen yanına... Avcı! Avcısını çağırmış ve ona demiş ki... Hemen gidip Pamuk Prenses'in kalbini alıp bana getiriyorsun demiş. Avcı bu duruma çok üzülmüş. Ama yine de kraliçesini dinlemek zorundaymış. Pamuk Prenses'i almış... Düşmüş yollara, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepesiz gitmiş, bir ormana gelivermişler. Burada avcı bütün durumu Pamuk Prenses'e anlatmış. Ona kıyamayacağını söylemiş. Onun yerine bir hayvanın canını alıp kalbini kraliçeye götürüvermiş. Pamuk Prenses bir başına ormanda kalıvermiş. Dolanmış, dolanmış, dolanmış. Bir kapı bulmuş ve tık tık çalmış. Evet, kimse olmayınca kapıyı açıp içeri girivermiş. İçeride her şeyin çok küçük olması dikkatini çekmiş ve çok kirli olması. Hemen temizliğe başlamış. Temizlemiş, temizlemiş, temizlemiş. Bu sırada çok yorulmuş ve uykuya dalmış. O sırada evin gerçek sahipleri cüceler evlerine gelmişler. Biz tam yedi cüceyiz. Ancak kalanı bildirmemiş. Biz tam yedi cüceyiz. Ancak kalanı bildirmemiş. Cüceler eve gelince evlerinde bir yabancının olduğunu görüp çok şaşırmışlar. Şaşkınlıklarını böyle dile getirmişler. O sırada Pamuk Prenses hemen uyanıvermiş. Karşısında 7 tane cüce görünce çok korkmuş. Ne olur beni affedin, evinize izinsiz girdim demiş. Cüceler aralarında toplantı yapıp fısıldaşmaya başlamışlar. Ve Pamuk Prenses'in yanlarında kalmalarına izin vermişler. Ama bir şartları varmış. Sakın kapıyı yabancılara açma demişler. Bir gün cüceler ormana gittiklerinde... Biz tam yedi cüceyiz. Ancak kalanı bildirmemiz. Biz tam yedi cüceyiz. Ancak kalanı bildirmemiz. Pamuk Prenses evi temizlerken... Kötü kalpli kraliçe tekrar sormuş. Ayna ayna. Söyle bana. Benden daha güzelim var mı bu dünyada? Kötü kalpli kraliçe yine Pamuk Prenses'in ondan daha güzel olduğunu öğrenince hemen kötü kalpli yaşlı bir mine kılığına girmiş kötü kalpli kraliçe. Ve bir tane zehirli elmasını alıvermiş. Ve gidip Pamuk Prenses'in kapısını çalıvermiş. Tak 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 tak. Pamuk Prenses onun yaşlı olduğunu anlayınca kapıyı açıvermiş. Ondan bir bardak su rica etmiş. Evladım bir bardak suyun var mıdır? Demiş. Pamuk Prenses ona bir bardak su vermiş. Onu alıp içince o da ona bir elma vermiş. Bu işin teşekkür ederim. Demiş. Ve hemen oradan kaybolmuş. Pamuk Prenses elmayı ısırır ısırmaz olduğu yere bayılıvermiş. Ve elmayı elinden düşürüvermiş. O sırada cüceler evlerine dönüyorlarmış. Biz tam yedi cüceyiz. Ondan kalanı bildirmemiz. Pamuk Prenses'i öyle uyur halde görünce çok üzülmüşler. Uyandırmaya çalışmışlar. Uyandırmış.
Beyaz atlı prens oradan geçerken Pamuk Prenses'i görüvermiş ve Pamuk Prenses'e aşık olmuş. Yanağından bir tane okşayı vermiş. O sırada gerçek sevginin bozduğu bu büyü hemen bozuluvermiş. Pamuk Prenses uyanıvermiş. O da onu görünce ona çok aşık olmuş. Beyaz atlı prens Pamuk Prenses'e diz çöküp evlenme teklif etmiş. Bu sırada cüceler evlerine dönüyorlarmış. Şarkıları söyleyerek dans etmişler. Lay 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 lay. O sırada kötü kalpli kraliçe artık hep iyi kalpli olmaya karar vermiş. Çok mutlu bir hayatları olmuş. Beraber çok güzel yaşamışlar. Hikayemiz de burada sona ermiş. Şimdi cüceler.